Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. TYT soru çözümleri. Okuyalım sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi tür kavramını en iyi şekilde tanımlar? Türle ilgili bir tanım arıyorsanız arayacağınız tanım şu: çiftleştiklerinde verimli döl vermesi lazım. Yani kısır olmayan döl. Bakıyorum burada hangisi olacak arkadaşlar cevabımız? E şıkkı olacak. E şıkkında çiftleştiklerinde verimli döl verebilen diyor. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki türden aleme kadar olan çeşitli sınıflandırma birimlerinde bulunan birey sayıları verilmiştir. Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen bireylerin toplandığı A ve farklı sınıftan canlıları kapsayan sınıflandırma birimleri hangi numaralarla gösterilmiştir? Arkadaşlar, şimdi ilk önce bizim bir sıralamamız lazım. Burada ne vermiş? Birey sayısına göre vermiş. Birey sayısı en fazla olan hangisi? Birey sayısı alem, değil mi? O zaman 5 numara alemdir. O zaman alemden türe doğru sıralayınca 5 numara, daha sonra 3 numara, sonra arkadaşlar ne gelir? 1 numara gelir. Sonra 4 numara, sonra 2 numara, sonra 6 numara ve en sonda ne olacak? 7 numara olacak. O zaman 7 numara nedir? 7 numara tür. 5 numara da alemdir. Bize neyi soruyor? Verimli döller verebilen. Verimli döller verebilene hangisini yazacağız? 7'yi. O zaman B şıkkı gitti. C şıkkı gitti. E şıkkı gitti. Bize bir de ne diyor? Diyor ki farklı sınıftan canlıları kapsayabilen. Farklı sınıftan canlıları kapsayabilen. Bakıyorum. Sınıf hangisinde bakın? Alem, şube, sınıf. Sınıf 1 numara. Farklı sınıftan canlıları kapsayabilmesi için 3 ve 5 numara olması lazım arkadaşlar. Çünkü aşağıya doğru iniyor olsaydım aşağıdakiler aynı sınıfta olacaklardı. Sadece alt tabakalar değişecekti. Ama yukarıyı aldığım zaman, yani sınıftan üst tarafa aldığım zaman ne oluyor? Bunlar farklı sınıftan bireyler içerebilir. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki filogenetik sınıflandırma yapılırken aşağıda verilenlerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? Filogenetik sınıflandırma, yani doğal sınıflandırma. Burada neye bakıyorduk arkadaşlar? Benzerliklerine. Embriyonik gelişim benzerliği, protein benzerliği gibi benzerlikler. Bakıyorum embriyonik gelişim aşamaları, evet buna bakılır. Canlıların yaşadıkları ortam, bakın ortama yapay sınıflandırmada bakıyorduk. Cevabımız bu olacak ama diğerlerini de okuyalım. Protein ve enzim benzerlikleri, kromozom yapı benzerliği ve evrimsel gelişmişlik benzerlikleri, bunların hepsi bakılır ama canlıların yaşadıkları ortama nerede bakıyoruz? Yapay sınıflandırmada bakıyoruz. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Gösterilen şemaya göre hangi iki tür birbirine daha yakın akrabadır? Şimdi arkadaşlar, türlerin birbirine yakın akraba olması için cinslerinin aynı olması lazım. Cinsleri aynı olanlar hangileri? Bakın, bir şuradakiler aynı cinsi, bir de buradakiler aynı. Yani ya 1-2 olacak ya da 4-5 olacak. Bakıyorum şıklarda 1-2 vermemiş, 4-5 de vermemiş. Bakıyorum o zaman hangileri, bir yukarı daha çıkacağım. Bakın aileye yukarıya çıktığım zaman, bakın cinsleri farklı ama ailesi aynı olanlar var. O zaman 1, 2, 3 bunlardan herhangi birini vermesi lazım. Ya 1, 2 verir, 1, 2 yok. Ya 1, 3 verir ya da 2, 3 verir. Şıklara bakıyorum. Şıklarda ne var? 2 ve 3 var. O zaman cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 5. soruya. Diyor ki çok hücreli bir canlının bazı hücrelerinde süt sentezi yapıldığı gözleniyor. Bakın süt sentezi yapıyorsa bu nedir? Memelidir. Memeli. Memeliler hangi birimdedir? Sınıflandırmada sınıf birimindedir, değil mi? Memeliler sınıfı. Diyor ki hangi birimde olduğunu kesinlikle gösterir diyor. Hangisinde kesin? Sınıf biriminde kesindir arkadaşlar. Memeliler. Geçiyoruz 6.sına. Binomiyal sisteme, yani ikili adlandırmaya göre canlıların cins, tür ve adlarına bakılarak hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar baktığınızda İlk ismi aynı olanlar birbiriyle akrabadır. İkinci isimler akrabalık hakkında bilgi vermez. Yani burada akraba olanlar 1 ve 2, bir de 3 ve 4 birbiriyle akraba. Peki 1 ve 2 numaralı canlıların genetik yapısı aynıdır. Kesinlikle yanlıştır.
Neden? Çünkü zaten aynı tür değiller. Aynı tür olsa bile genetik yapıları birbirinin aynısı olamaz arkadaşlar. O yüzden A şıkkı yanlış. 3 ve 4 numaralı canlılar aynı türe ait olup, bakın aynı türe ait olması için ikisinin de Phagos alba ya da ikisinin de Phagos nigri olması lazım. Bunlar farklı tür. O yüzden bu da gitti. 1 ve 2'nin protein benzerliği 2 ve 4'ten daha fazladır. Bakın 1 ve 2 birbirine akraba. 2 ve 4 birbirine akraba değil. O zaman bu doğrudur. Protein benzerliği birbirine daha fazladır. Bize kesinlik soruyor. Şu an için cevap olarak bunu bulduk ama diğerlerine de bakalım. 2 ve 4 numaralı canlılar aynı cins olduğundan kromozom sayıları aynıdır. Arkadaşlar, kromozom sayısını kesinlikle aynı diyemeyiz. Çünkü zaten aynı tür olsa bile kromozom sayıları farklılık gösterebilir. Hani mesela hastalıklar var ya, bazı hastalıklar bunlardan kaynaklı farklılık gösterebilir ki aynı cinste kromozom sayıları aynıdır diyemeyiz. Farklılıklar görülebilir. 1 ve 3 numaralı canlılar aynı cins içinde bulunan farklı türlerdir. 1 ve 3'e bakıyorum. Biri morus alba, biri fagus alba. Bakın ikisi de farklı cinsteler. Burada ne diyor? Aynı cins. O zaman yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Tür kavramı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Beslenme şekilleri farklı olan bireylerden oluşabilir. Organlarının yapısal ve işlevsel özellikleri aynıdır. Mesela şey düşünün, iki tane insanı düşünün arkadaşlar. Organlarının yapısal ve işlevsel özellikleri aynı. Hepimizde karaciğer var, hepimizde kalp var. Bu doğru. Şöyle yapalım, doğru diyelim. Ortak atadan gelen bireylerden oluşur. Evet, ortak bir atadan geliyoruz. Bir türü oluşturan bireylerde anatomik, biyokimyasal ve morfolojik benzerlikler fazladır. Anatomik dediği vücut özelliğimiz. Biyokimyasal dediği arkadaşlar işte bizim yapımızda bulunan enzimler gibi, hani onlar gibi düşünün. Bunların hepsi birbirine fazladır. Doğrudur bu da. Taksonomik gruplar içinde en küçük topluluktur. Tür en küçük, değil mi? Alemden türe doğru gidiyoruz. Tür en küçük. O zaman yanlış olan hangisi olacak? A şıkkı olur. Beslenme şekilleri farklı olamaz. İki insanı düşündüğünüz zaman ikisi de heterotrof beslenir. Yani dışarıdan hazır beslenir. Gelelim 8. soruya. 4 farklı canlının A canlısı ile benzer yönleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodaki bilgiye dayanarak X, Y, Z ve canlılarının A canlısı ile akrabalık derecelerinin azdan çoğa doğru. Yani hangisiyle daha yakın akraba, hangisiyle daha uzak akraba? Uzaktan yakına doğru sıralayacağız. A ile X aynı şubede yer alıyormuş. Homolog organları, yani benzer organları yokmuş. Kan proteinleri farklı, kromozom sayıları farklı. Y'ye bakıyorum, A ile Y'ye. Tür isimleri aynı. Bir kere tür isimleri aynı ise en yakın akraba hangisi olacak? Y olacak. O zaman en sonda Y olacak. Çünkü biz uzak akrabadan yakın akrabaya doğru sıralandırıyoruz. Buna geliyorum. Cins isimleri aynıdır diyor. Homolog organları var. Kan proteinleri benzer, kromozom sayıları farklıdır diyor. Arkadaşlar, cins isimleri aynıysa bu da bir yakın akrabadır. O zaman şöyle Z dedik. Zaten şıklara baktığınız zaman YZ olan iki tane şık var. Bakın sonda YZ olan iki tane şık var. Ya E şıkkı ya da D şıkkı olacak. V'ye bakıyorum. Tür isminde ikinci ad aynıdır. İkinci ad bizim için akrabalık derecesini vermiyor. Homolog organları var. Kan proteinleri farklı, kromozom farklı. Şimdi X ile V'yi karşılaştırdığımız zaman, bakın birinde homolog organ yok, birinde homolog organ var. O zaman V daha yakın akrabadır. X ise en uzak akrabadır. Cevabımız X ve Z'ye olacak. Yani E şıkkı olacak. Geçelim 9. sorumuza. Şurada alttaymış. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi analog organa örnek gösterilemez? Analog organ neydi? Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlar arkadaşlar. Mesela kuş kanadıyla kelebek kanadı. Bunların ikisi de uçmaya yarıyor. Sadece biz görevlerine bakacağız. Deniz yıldızının solungacı, alabalığın solungacı. Evet, ikisi de yüzmeye yarıyor. Bu analog organ. Kelebek kanadı, tavuk kanadı, ikisi de uçmaya yarıyor. Evet. Çekirgenin bacağı, arının bacağı olur. Ahtapotun gözü, kedinin gözü olur arkadaşlar. Midyenin iskeleti, serçenin iskeleti. Bakın burada dış özelliklere bakmamız gerekiyor. İç özelliklere bakamıyoruz. O yüzden cevabımız ne olacak? E şıkkı
olacak. Geçelim 10. soruya. Grafikte sınıflandırma birimlerinin bir özelliğe bağlı olarak karşılaştırılması gösterilmiştir. Türden sınıfa doğru gittikçe artan bir özellik. Ne olabilir o zaman? Birey sayısı olabilir arkadaşlar veya herhangi bir farklılık da olabilir. Bakıyorum diyor ki homolog organ sayısı. Bakın homolog organ sayısı artmaz, azalır. O zaman bu olmaz. Biz artanı arıyoruz. Bu gitti. Embriyonik farklılık olabilir. Embriyonik farklılık artıyor. Kromozom sayısıyla ilgili bir şey söyleyemeyiz. O yüzden gider. Birey sayısı artıyor arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 4 olur. Yani Denizli olur. Geçelim 11. soruya. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili yapılan çalışmaları yapay ve doğal sınıflandırma olarak iki grupta toplayabiliriz. Bu sınıflandırmalarda dikkate alınan özelliklerinden yapay ve doğal sınıflandırma eşleştirmeleri hangisinde doğru verilmiştir? Eşleştirme yapacağız. Canlıların dış görünüşü ise nedir? Yapay sınıflandırma. O zaman 1 numarayı yapay sınıflandırma yazacağız. Bakın 1 olmayanları siliyorum. Gitti. Canlıların yaşadığı yere göre sınıflandırılması. Bunu da yapay sınıflandırmaya alacağız. Bakın zaten cevabımız çıktı arkadaşlar. B şıkkı oldu. Diğerlerini de okuyalım. Canlılar arasındaki anatomik ve fizyolojik benzerlikler, bunlar doğal sınıflandırmadır. Boşaltım atıkları ve iskelet sistemlerinin karşılaştırılması yine doğal sınıflandırmaya göredir. Cevabımız B şıkkı olur. Evet, bu testi bitirdik. Geçelim bakteriler ve protistlerle ilgili olan testimize. Bakteri ve protista alemindeki tüm canlılarda, bakın bakteri prokaryot, protista ökaryot canlıdır. Ona göre düşünelim. Özümleme enzimlerine sahip olma. Tüm canlılar dediği için, bakın özümleme nedir? Yapım olaylarıdır. Yapım olayları tüm canlılarda olur arkadaşlar. Özümleme enzimlerine sahip olma ortak olacak. O zaman bunu alıyoruz. Genetik özelliklerini oğul döllere iletebilme. Evet, bu da ortaktır. Yani üreme anlamında söylüyoruz. Doğrudur. ATP üretme yine tüm canlılarda ortaktır. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki aşağıda bir mikroskobik canlı gösterilmiştir. Bu canlı da numaralandırılmış kısımlarla ilgili. Arkadaşlar bu canlı paramesyumdur. Paramesyuma baktığımızda bir numara büyük ve küçük çekirdek, pardon, kontraktil kofullar, 2 numara küçük çekirdek, 3 numara ise büyük ihtimal silleri göstermeye çalışmış burada. Bakıyorum 1 numaralı yapı su, amonyak, karbondioksit gibi boşaltım atıkları atılır. Doğrudur arkadaşlar. Bunlar mesela suyu depoluyor ve fazla suyu dışarı atıyor. 2 numaralı yapı diğer protistlerde bulunmayan küçük çekirdektir. Evet, protistlerden sadece paramesyumda büyük ve küçük çekirdek bulunur. Doğrudur. 3 numaralı yapı peptidoglikan yapılı hücre çeperidir. Paramesyumda hücre çeperi yok arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olur. Geçelim 3. sorumuza. Paramesyum öglena ve amipten hangi özelliğiyle ayrılır? Bakıyorum. Bakın büyük ve küçük çekirdek içermesi mesela ayrılıyor. Ne olacak? Çift çekirdek içermesi olacak. Yani cevabımız C şıkkı olur. 4'e geçiyoruz. Tüm bakterilerde özelliklerinden hangileri ortaktır? Tüm bakteriler. Amino asitleri dehidrasyonda kullanma. Dehidrasyon dediğimiz protein üretimi mesela. Evet doğru. Tüm bakteriler protein sentezler. İnorganik maddelerden organik besin sentezleme. Bunu ya fotosentez yapan ya da kemosentez yapan yapar. O zaman bu ortak değil. Ölü organizmaları ayrıştırma. Bu da ortak değildir. Saprofit bakteriler yapar. Mitokondri demiş. Bakteride mitokondri yok zaten arkadaşlar. Bu da gitti. Cevabımız yalnız 1 olur. Geçelim 5. soruya. Aşağıda deneyde 1 ve 2 nolu tüplerde üreyebilen aynı türden bakteriler 3 nolu tüpe birlikte konulduğunda çoğunun öldüğü, tüpün her bölgesinden az sayıda bakterinin çoğaldığı görülmüştür. Bakın. A antibiyotiği bulunan ortam, B antibiyotiği bulunan ortam, hem A hem de B'nin bulunduğu ortam. İkisini birlikte verdiği zaman bakterilerin çoğu ölmüş. Üçüncü bölgedeki bakterilerin gelişimi hangisiyle açıklanabilir? Bakterilerin adaptasyon yeteneklerinin fazla olması, mutasyona uğraması, üremeleri sırasında crossover görülmesi, ikiye bölünme gerçekleşmesi ya da konjugasyon. Arkadaşlar bakteriler
birbirlerine direnç genini aktarmış olabilirler. Mesela A'ya karşı direnci olan bakteri, B'ye karşı direnci olan bakteriyle gen değiştirmiştir. İkisi de hem A'ya hem de B'ye karşı direnç kazanmıştır. O yüzden buradaki cevabımız ne olacak? Konjugasyon olayı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Endospor durumundaki bir bakteriyle ilgili. Endospor neydi? Bakterinin kendini tehlikede hissettiği zaman arkadaşlar DNA'sını sentezliyor. Etrafına kalın bir kılıf sentezliyor. Daha sonra bunu hücresinin bir kenarında bırakıyor. Bu yaşıyor bu bakteri ama sadece nasıl diyeyim size metabolik faaliyetlerini sürdürebiliyor. Yani çok bazal metabolizma halindedir diyebiliriz. Metabolik faaliyetleri durmuştur demiş. Bu yanlış olacak. Metabolik faaliyetleri durmaz. Bölünme durmuştur. Evet arkadaşlar, bölünmesi durmuştur. Su miktarı azdır. Bu da doğrudur. Eşeysiz üreme yapmaktadır. Hayır. Bu sadece dayanıklılığını artırmak için yapıyor. Eşeysiz üreme yapmıyor. Cevabımız B şıkkıdır. Geçelim 7. sorumuza. Tek hücrelilerden oluşan bir kolonide. Özelliklerinden hangileri koloniyi çok hücreliliğe geçiş olarak kabul etmeye neden olmaz? Her hücrenin ototrop olması, koloninin jelatinimsi bir madde etrafında toplanması, farklı işlevleri yapan birey gruplarının bir araya gelmesi. Şimdi bir kere farklı işlevleri yapması, evet bu kabul edilir. Ototrof olması her hücrenin ayrı ayrı, bu arkadaşlar kabul edilemez. Çünkü beslenme için farklı, işte boşaltım için farklı hücrelerin bir araya gelmesi lazım. O yüzden her hücre kendi işini yaparsa bu olmaz. Koloninin jelatinimsi bir madde etrafında toplanması, yine bunu da alamayız. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Şimdi 8. soruya geçelim arkadaşlar. 8. soruda bakteri konjugasyonuyla paramesyum konjugasyonu demiş. Paramesyumun konjugasyonu müfredatta yok. O yüzden bu soruyu çözmüyoruz. Hemen geçelim diğer kısma. Burada diyor ki bakteri türleri değişik sıcaklıklarda farklı gelişim gösterirler. Tablodaki bilgilere dayanarak sıcaklığın bakteri gelişimine etkisiyle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur? Şimdi bakıyorum bakteri gelişimlerine. Hepsi 110 derecede ne olmuş? Ölmüş. Z bakterisi 95 derecede yaşamış. Sonra Z ile N bakterisi 65 derecede yaşamış. 35 dereceye geldiğimiz zaman ve 20 dereceye geldiğimiz zaman hepsi yaşamış arkadaşlar. Ama 10 dereceye geldiğimizde N bakterisi yaşamamış. Diyor ki Z bakterisi yayılım alanı diğer türleri olan oranla daha geniştir. Bakın Z bakterisi daha dayanıklıdır. O yüzden bu doğru. Bakterilerin ortam koşullarına karşı gösterdikleri dirençler farklıdır. Evet arkadaşlar, hepsi birbirinden farklılık göstermiş. Z, N ve B bakterileri için en uygun sıcaklık 35 derecedir. Bakıyorum arkadaşlar, evet Z, N, B için en uygun sıcaklık 35 derece, doğru. Yüksek sıcaklığa toleransı en az olan S türüdür. S türüne bakıyorum, bakın 65 dereceden itibaren yaşamamış. O zaman en az toleranslı B türüdür diyebiliriz. Bütün türler yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Arkadaşlar, bütün türler dayanıklı olsaydı hepsi 95 derecede yaşayabilirdi. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız E şıkkı olur. Bakteri ve arkelerle ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? İkisi de prokaryot arkadaşlar. Çekirdek zarı bulundurmama demiş. Evet, ikisinde de çekirdek yok. Bu ortak. Peptidoglikan hücre çeperi bulundurma. Peptidoglikan bakterilerde var ama arkelerde yoktur arkadaşlar. O yüzden bu ortak değil. Ribozom bulundurma tüm canlılarda ortaktır. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3. Geçiyorum 11. soruya. Paramesyum hücre zarında bulunan pelikula ile ilgili. Bakın paramesyumun detayları kaldırıldı. O yüzden bunu da çözmüyoruz. Ve böylece sorularımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine 2 test çözdük. Sonraki videolarda yine böyle test çözmeye devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.